Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla kaldığımız yerden yola tam gaz devam ediyoruz. Sen yeter ki iste hemşerim, ben yapacağım. Yahu en olmadı, yapmaya çalışacağım temalı serimizin hafızam beni yanıltmıyorsa 5. bölümüyle kaldığımız yerden yola tam gaz devam ediyoruz. Evet, çok uzun zamandır bu serinin yeni bölümünü çekmiyorduk. Peki neden? Arkadaşım araya yayınlar girdi yok turnuvalar var işte klan savaş ligleri klan oyunları nedense bir türlü denk getiremedim. Son zamanlarda yoğun istek oluşmaya başladı. Hakikaten keyifli eğlenceli bir serimiz. Bir önceki bölümde yorumlar arasından en çok beğeni alan kişiye bakıyorum. Onun istediği orduyu uyarlamaya çalışıyorum. Evet en son videomuz golemli süper büyücülü ve cehennem ejderli bir saldırıydı. Ve Cengiz Han'ın yorumunu görüyorsunuz. Şu anda ekranı da yansıtmış olmam lazım. Demiş ki Cengiz Han full süper okçu. Büyü olarak istediğini al. Eğer istersen orada da biraz değişiklik yapabilirsin abi diye bir yorum atmış. Ve tam tamına 250 beğeni almış arkadaşlar. Bugün Cengiz Han'ın isteğini gerçekleştirmeye çalışacağız. <laughs> abi bilmiyorum ne kadar iş yapar. Ama bu serinin amacı iş yapmaktan ziyade birazcık eğlenmek. 20 tane süper okçu aldık. 8 tane devimiz, 2 tane süper duvar kırıcımız var. 2 öfke, 4 görünmezlik. Neden 4 görünmezlik? Klanda süper büyücüler de yok. Bir izırt yapmayacağım arkadaşlar. Yani bu süper ökçüler garanti ölecekler. Çok bir şey yapacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Aklıma şöyle bir plan geldi. Köyün bir köşesinden şampiyonla şifacısız bir yürüyüş yapmaya çalışacağım. 4 tane görünmezlik büyüsüyle şampiyonla cılkını çıkartana kadar değer elde etmeye çalışacağım. Şöyle köyün dörtte birini falan temizleyebilirsek ne ala bize. Sonrasında saldırının ikinci etabında da e, temizlenen yerin diğer tarafından ana saldırıya başlayacağım. Önden devler arkadan süper okçular. Binaya da direkt zeplini göndereceğiz koruyucunun özelliğiyle beraber. İş yapacak mı? Muhtemelen hayır. Eğleneceğiz mi? Dibine kadar. Peki neden dev aldım? Çünkü full süper okçu saldırısı olacak. Bir tank askeri lazım bize. Golem alsam 30 birimden çok fazla kaplama alanı olacaktı. Ee, süper okçuların sayısını azaltmak zorunda kalacaktım. O yüzden Golem yerine devleri tercih ettim. Lafı daha fazla uzatmadan saldırılarımıza başlamak istiyorum. Bir sonraki bölüm için istediğiniz saldırı stratejilerini yorumlara yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Yine aynı şekilde bir sonraki bölümde en çok beğeni alan yorumu dikkate alıp yeni bölümü çekeceğiz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. İzlemeye yeni başlayanlara da günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Pekala efendim. Kader anı geldi çattı. Günün ilk saldırısı. Yani sağlam bir hesap. Ganimeti de fena değil. Neden olmasın? Karşımıza ne çıkacak hiç bilemiyorum ama bir şansımı denemek istiyorum. Mümkün olduğunca özellikle kral kraliçe ve şampiyondan uzak bir noktada kendi şampiyonumu bırakmaya çalışacağım. Bak mesela şurası ideal gibi şampiyonu çokluğu ilk seyini falan alabiliriz inşallah. Hatta var ya bir çılgınlık yapıp ben şampiyona bir tane de öfke büyüsü atacağım. Evet ilk öfkeyi birazcık çöp ettik. Abi gerçekten mi? Tamam tamam abi öfkeyi çok kötü kullandığımı kabul ediyorum. Bir tane daha görünmezlik büyüsü kullanacağım. Keşke öfkeyi birazcık daha geride atsaydım. Çok agresif oynadım. Son görünmezlik büyüsünü de çöpe attım. Abi şampiyon topa gidecekti ama. Haksızlık bu ya. Evet çok ciddi bir yatırım yaptık. Karşılığını aldık mı? Kesinlikle hayır. Hmm. Şuradan bir duvar kırıcı. Şuradan bir duvar kırıcı göndereceğim. Ee, şöyle devleri spamlıyorum. Hemen ardından kral sol taraftan koridor kapatsın. Kraliçe peşlerinden de süper okçuları spamlıyorum abiler. Hemen ardından koruyucumuz. Zeplini sahaya sürüyorum. Zehri kullanmayacağım bekleteceğim. Zehri kullanmayacağım bekleteceğim. Dur bakalım. Zeplin binaya ulaşmayacak çünkü koruyucunun de basmıyor. Abi batırdık. <laughs> batırdık ama var ya, öyle böyle değil. Şurada bir öfke kullanacağım. Koruyucunun özelliğini henüz erken henüz erken. Henüz erken. Yalnız o duvarlar nasıl açılacak? Okçular nasıl içeri girecek? Hiç bilmiyorum. Şu çoklu kuleyi donduracağım koruyucunun özelliğini tam şu noktada yapıştırıp bir tane daha öfke büyüsü patlatıyorum. Evet, koruyucunun özelliği mevcut. Hayır, girmeyin oraya. Oraya girmeyin orası yasak. Dondur, dondur. Abi zehir mahvetti her şeyi. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok kötü oynadık. Zeplinle binayı alsaydık belki de üçlenirdi köy ha. Abi şuraya bakar mısın? Bir şey kalmadı köyde. Ve hala da köyün dört bir yanında süper okçularımız mevcut. Nasıl yani? Ulan ne çıkıyorsa böyle saçma sapan ordulardan çıkıyor ha demedi demeyin. Yani ilkenin günah olmaz. Ben çok daha başarılı saldırılar olacağını düşünmeye başladım. Şuraya bak bir şey kalmadı köyde. Gerçekten bir şey kalmadı. Yani üstelik koruyucunun özelliğini basmayı unuttum. Binayı alamadık. Ona rağmen süper okçular rahatlıkla binayı indirdiler. Zehir etkisi olmasaydı belki üçlenirdi bile. Çünkü menzilliler patlamadan hasar yemediler aynen. Abi göründüğünden çok daha yakın. Diyorum başka da bir şey demiyorum. İkinci saldırı için hazırlıklara başlayalım. Güzel olacak inanıyorum. Ben yani o duvarı kırana kadar biz 3 tane eğitim iksiri bitiririz ya. Orada ayaklansın kaleyi dolduralım. Güzel bir köy bulup hemen geleceğim. İnanıyorum bu orduya. Pekala efendim. Az önce gerçekten çok kötü saldırdığımı biliyorum. Öfkeyi, görünmezlikleri çöp ettim. Şampiyondan istediğimiz değeri alamadık. Koruyucunun özelliğine basmadım. Zeplin binaya ulaşmadı. Bu sefer birazcık daha dikkatli oynamak istiyorum. Şimdi şampiyonla başlayacağız dedik. Şampiyonu şöyle hava savunmasına doğru bir gönderelim. Bakalım ne yapacak. Elimde görünmezlik büyüsünü hazırda tutuyorum. Gizli testa çıktı. Okey. Birazcık gıdıklar. Şurada ilk görünmezliği kullanıyorum. Öfke de kullanacağım. Kullanacağım abi. Öfke iş yapar. Şampiyon. Öfkelendiği zaman korkunç iş yapar. İkinci görünmezlik büyüsünü kullanıyorum. İskeletler bizi üzer. Problem değil. Üçüncü görünmezlik büyüsünü kullanıyorum. Bir tane daha var. Ben ilk e, yayına kadar ulaşırız diye düşünmüştüm ama gel gör ki hey hat iskelet tuzakları bizi bayağı bir oyaladı. Tamam ilk yayını alamadık. Yine de güzel değer elde ettiğimizi düşünüyorum açıkçası. Şimdi kartal topuna yakın taraftan başlayacağız abi. Şurada bir büyücü bırakacağım. İskeletleri falan da temizler umarım. Bir tane de süper okçu bırakacağım. Maksat temizliğe yardım etsin. Bak nasıl uçuyorlar. Hepsi birden gitti. Güzel. Şimdi. Nasıl yaparız? Şuradan içeriye doğru gireriz. Bir adet süper duvar kırıcı şu noktada kullanacağım. Bir tane de şöyle şu noktada kullanacağım. İçerideki duvarı da süper okçular kendi imkanlarıyla kırsınlar artık. Bir tane de şöyle şurada temizlik için bırakıyorum. Hemen ardından kral şöyle şuradan sahaya dahil olsun. Ardından kraliçe. Devler devrede. Koruyucu ve peşlerine de süper okçuları Gönderdim gitti abi. Gönder gönder bitmiyorlar. 20 tane hemşerim. 20 tane. Şimdi sabır. Şu girişte bir öfke büyüsü kullanmak istiyorum. Duvarı hızlı kırsınlar. Depli'ni sağa sürüyorum. Koruyucunun özelliğini bu sefer basacağız. Abi şu süper okçu bir dev bomba çıksa var ya. Kaya saçar, bir vursa var ya. Patlatıcı bizi kanser edecek. Sabır. Sabır 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 sabır. Koruyucunun özelliği. Sabır. Acele etme kankırın Acele etme. Bastım abi şu noktada. Gayet güzel. Abi şu süper okçulara bak. Bir araya geldiler. Her şeye tek atıyorlar ya. Binayı donduracağım. Kralın özelliği duruyor. Arka tarafta tekli cehennem kulesi var. Keşke biraz daha önce fark etseydim. Kralı hayatta tutmaya çalışırdık. Yetimitler şu kaya saçarı alır mı acaba? Abi şu süper okçulara bir bakar mısın? İki tane dondurmamız ve bir zehirimiz var. Ve bir şey söyleyeyim mi? Sanki 3 yıldız geliyor gibi ha? Şu kaya saçarı bir donduracağım. Vurma vicdansızlık yapma vurma. Vurduramayız bir daha ona dondurmayı tekrardan yapıştır. Abi şu kaya saçarı alırlarsa olacak bu iş be. Süper okçular. Bir hayrınızı göreyim ya. Abi oraya kaya saçarın menzilinin dışındayız. <laughs> Uf. Abi yaptığı işi görüyor musun? Kayısı vurma. Vurma vicdansız vurma. <laughs> Çıldıracağım. Çok pis vuruyor. Çok pis vuruyor abi. Elimiz kolumuz bağlı. Hiçbir şey yapamadık ya. Ya keşke menzilde olsaydı köyün üşlendiğini görecektiniz. inanın bana. Grilchen'in özelliği hala daha duruyor. Şaka gibi ya. He, ne diyorsunuz? Bence güzel bir savaştı abi. Hakikaten ordu hoşuma gitti ya. Böyle üzerinde ufak tefek değişiklikler yapıp harikalar yaratabiliriz bu orduyla ha. Okçuların tanklanmaya ihtiyacı var. Yok yok abi güzel. Birazcık şanssız gidiyor bence. Bu sefer çok fazla hata yapmadık. Kaya Saçar'a ulaşabilseydiler. Bir savunma ya. Bir Kaya Saçar kurtardı köy bence. Neyse bir kere daha şansımızı deneyeceğiz. Orada ayaklansın. Güzel bir köy bulup hemen geliyor. Pekala efendim. Üçüncü denememiz olacak. Bu sefer bir tane öfke büyüsünü sildim. Yerine iki tane daha görünmezlik büyüsü aldım arkadaşlar. Şampiyondan cılkını çıkartana kadar değer elde etmeye çalışacağım. Şimdi Kaya Saçar'ların ne kadar ciddi problem olduğunu gördük. Değil mi? En azından bir tanesini indirmek istiyorum ya. Burada kraliçe var. Büyük koruyucu var. Tehlikeli. Burada sadece şampiyon var. Daha rahat olur diye ümit ediyorum. Ne yapalım? Şöyle şuradan şampiyonu devreye koyuyorum. Bir tane de görünmezliği patlatıyorum. Bir tane de öfke atıyorum arkadaşım. Evet ikinci görünmezlik büyüsünü kullanıyorum. Şu şampiyonu ver bana. Şu şampiyonu ver bana. Üçüncü görünmezlik büyüsünü kullanıyorum. <laughs> Çok güzel iş yapıyor be. Çok güzel işi bu. Bir tane daha yürünmezlik büyüsü kullanıyorum. Ama senin bu yaptığın ayıptır be kardeşim. Bir tane daha görünmezlik büyüsü kullan. Bak yine görünmezlikten dışarı kaçıyor. Son görünmezlik büyüsünde kullanıyorum. Alabildiğini alsın arkadaşım. Şuraya bak, yaptığı işi görüyor musun ya? Özelliğini de kullanacağız. Bayağı bir değer elde etmiş olacak. Evet, şimdi şöyle şurada bir büyücü bırakalım. İnşallah şampiyon görmüyordur büyücü, görmüyor mükemmel. Şuradan kralı devreye sokacağım. İki tane süper okçu şuradan temizlik yapsın. Gizli Tesla yükseltme demiş. Burada daha fazla gizli Tesla olma ihtimali var. Mevcut böyle bir ihtimal. Şöyle yapsam. Şuradan görür mü büyücü kulesi? Lütfen görmesin hiçbir şey görmüyor mükemmel. Üç tane okçu da buradan salladım. Kral gel abi. Gel gel gel. Şuradan süper duvar kırıcı. Kralın özelliği. Hemen ardından devler. Koruyucu. Kraliçe. Peşlerinde de süper okçuları sallıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Zeplin ikinci süper duvar kırıcı. Koruyucunun özelliği için hazırlanıyorum. Sabır. Tam şöyle şu noktada yapıştırdım. Bütün süper okçuları koruduk. Muhteşem gözüküyor. Binanın tepeye bir öfke. E, dondurma kullansam mı? Hayır kullanmayacağım. Belediye binası her türlü inecektir. Güzel. Güzel güzel güzel. Beni binadan kurtulduk. Kaya saçarı donduracağız. Süper okçular hayatta kalacak. Şurada bir zehir. Dondurma kullansam mı? Kullanacağım. 3 tane süper okçumun ölmesini istemiyorum. Onlar bana lazım. Evet bomba ile beraber kaya saçarı da hasar verdiler. Şurada bir vurma vurma vicdansız. Allah'tan baykuşu hedef aldı var ya. Yoksa al başına belayı. Son dondurma büyüsünü de kullanıyorum. Kraliçenin özelliği hala da duruyor ama iki tane çoklu cennet kulesi var. Iıı, dur. Belki bir ihtimal. 50 saniye süremiz var. Abi devler hayatta, süper okçular hayatta. Bu sefer de süre sıkıntısı yaşayacağız gibi hissediyorum. Ama çoklu kuleleri indiremeyeceğiz değil mi? Şu kraliçenin özelliğine basayım. Okçularla belki süper okçuları tanklarız. Hadi lan. Sağ tarafta 5-6 tane süper okçu var. Alan hasarı çok fazla yok. Kraliçe şu çokluğu alırsa. Süper okçular da şu üstteki çoklu kuleyi indirirlerse bir şekilde. Olabilir. Devler hala daha hayatta ve tanklıyorlar abi. Ve köy neredeyse maxtı yani. Dandik dundik bir köy değildi. Abi lütfen. Plan kalesi Lütfen. Kraliçe bir an önce indirmen lazım. Öldürmeyin süper okçularımı artık. süper <laughs> okçularımı öldürmeyin artık ya. Vay be. Yine çok yakında arkadaşlar. Şuraya bak bir şey kalmadı köyde ya. Yüzde seksen üç. İki tane okçu kulesi kaldı. Büyücü kulesi havan. Başka bir şey yok köyde. Bence güzel bir saldırıydı. Hakikaten uzun zamandır bu kadar heyecan yapmamıştım savaşlarımda. Yani güzeldi devam etmek istiyorum ya. Bir tane daha saldırıya gideceğim. Ve yine 6 tane görünmezlik büyüsü kullanacağım. Devam. Pekala efendim. Ben yakın zamanda bir video çekmiştim. Videonun başlığı şuydu. Ben ilk defa bu kadar çok bir ganimet görüyorum. Ve 1 milyon 300 bin civarındaydı. Şu anda 1 milyon 500 bin ganimet var arkadaşlar köyde. Korkunç bir şey bu. Ben buraya dalacağım abi. Evet tamam hepsi senin. Hepsi senin. Sabır. Şuradan kral kraliçeyi bırakacağım. Kral kraliçe. Kralın özelliğini şakla kullanacağım. Kralın özelliğini direkt basıyorum ki hero'ları öldürsün. Tamam kartal topunda. Hepsi senin. Hepsi senin heyecan yapma. Şimdi belediye binasını nasıl indiririz? Zeplinimiz var. Ee, heyecanlandım. Çok heyecanlandım şu an. Zeplini direkt şurada patlatsam mı ya? Abi ben zeplini direkt burada patlatacağım. Şöyle öfke kasırgayı. Abi ciddi misin? Nereye gidiyorsun? Zeplin nereye gidiyorsun hemşerim? Nereye nereye? Nereye gidiyorsun Zeplin? Binayı nasıl alacağız? Bilmiyorum. Zeplin çıldırdı arkadaşlar. Bir tane daha görünmezlik kullanacağım. Şu kaya saçarları aldık mı bu iş tamamdır zaten. Bir tane daha görünmezlik. Son öfkeyi binaya saklamak istiyorum. Bir tane daha görünmezlik kullanacağım. Abi hirolar gitti. Daha köye başlayamadık bile. Bir tane daha görünmezlik kullanacağım. Lütfen şu kaya saçarı vur artık. En azından birini alalım. Abi öfkeyi atacağım ben ya. Öfkeyi atacağım. Öfkeyi atacağım. O iki kaya saçarı da istiyorum. Bastım özelliğine. İki kaya saçarı da istiyorum. E, zehri yapıştıracağım. Lan şampiyon bir kaya saçarı vurmadın. Başka her şeye vurdun ya. Nalacağın olsun. Hadi vur şuna bir tane. Hadi lan ölmeden. 1 dakika 35 saniye süremiz var. Binayı alamayacağız. Tekte kalacağız. Ondan geçtim artık. En azından ganimeti alalım. Şuradan. Şuradan. 3-4 tane de bıraksam o kaya saçarı alırlar mı acaba? Eninde sonunda alırlar değil mi? Menzile girince canları sıfır bile olsa aynen o kaya saçarı inecek. Şimdi geriye ne kaldı? <gülüyor> Abi <gülüyor> salla gitsin. Şuradan bir büyücü. 1-2-3 tane süper okçu. Evet, devler kaya saçarı alacaklar. Birkaç tane daha bırakacağım. Bir tane şöyle şuraya bırakacağım. Klan kalesini alsın. içinde ganimet var hep şeref. İçinde ganimet var. Geriye kalan süper okçuları da şu şekilde sallıyorum ve öfkemiz yok. O bina nasıl inecek? Vallahi bilmiyorum. O bina nasıl inecek ben bilmiyorum. Bilen birisi varsa yazsın. Bol bol dondurma kullanacağız. Başka çaremiz yok. Dev bombayı da oraya koymazsın ya. Bak muhtemelen bütün tuzaklar yine aynı yerlerde. Evet devler hepsini çıkartıyor. Şuralar full tuzaklarla dolu. Yaylı tuzaklar falan da çıkmaya başladı. Güzel. Koruyucunun özelliğini burada kullanmak istemiyorum. Abi 3 tane dondurma. Ev bomba vurma 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 vurma. Bir tane daha abi süper okçular gitti. Basmak zorundayım koruyucunun özelliğine. Kaybetme lüksüm yok daha fazla süper okçuyu. Tamam abi 20 saniye var. Ganimetin tamamını alamayacağım. Hadi lan biraz acele edin. Hadi biraz acele şurada bir dondurma kullanalım. 3 yıldızı alamadık ama en azından ganimetin büyük bir kısmını aldık ha. Abi elim ayağıma dolandı ganimet yüzünden ya. Çok vakit kaybettim. <laughs> Şaka gibi bir saldırı daha. Ya olmadı bu istediğim gibi. 1 milyon 359 bin altın. 1 milyon 321 bin iksir. 8 bin 200 de kara iksir. Yani geri kalanı da bahşiş niyetine. Çan Çin Çun klanından Çin Çan Çun isimli vatandaşa armağan ediyorum. Hadi yine iyisin hemşerim. Dua et seni bir hibritle falan yakalamadım. Elimde başka bir ordu yoktu. Ya yani yine de keyifliydi yani. Son bir tane daha saldırı yapalım. Pekala efendim final saldırımız biliyorum bir türlü 3 yıldız alamadım ama amacımız 3 yıldız almak değil vatandaşın istediği saldırıyı yapmakta. Şimdi özellikle tekli cehennem kuleleri olan köy bulmaya çalıştım. Neredeyse max bir hesap var ama kraliçesi 50 levelmiş olsun işime gelir. Şimdi şöyle yapacağım yine şuradan şampiyonu devreye sokacağım. Bir adet görünmezlik büyüsünü kullanıyorum. Öfke büyüsünü de patlatacağım arkadaşlar. İkinci görünmezlik büyüsü. Aa nereye gidiyor şampiyon? Nereye çıldırdı? Şampiyon yine çıldırdı. Öfkeyi de çöpü. Arkadaş bunu kontrol etmek de ne kadar zormuş ya. Bir tane daha görünmezlik büyüsü atacağım. Abi kaya saçarı ver bana lütfen. Özelliğini kullanıyorum. Kaya saçarı istiyorum. Kaya saçara gitmedi şaka gibi. X yayını alacak ama kaya saçarı da gitmedi. Bir tane daha görünmezlik kullanacağım. Keşke kullanmasaydım. Öfke atsam mı değer mi? İnmeyecekti zaten kullanmayacağım ne yapacak şimdi? Şimdi ne yapacağız? İki tane kaya saçarda duruyor. Abi. Şurada bir büyücü bırakalım. 2 dakika 13 saniye. Bak süreden yana ciddi problem yaşıyoruz. Abi şu tekliği nasıl alacağım ben? Birazdan katledecek. Benim süper okçularla o tekliği bir şekilde indirmem lazım. Vururlar mı tekliğe? Hiç sanmıyorum ama bıraktım iki tane. Belki bir ihtimal. Şuradan kralı, kraliçeyi devreye sokacağım. Eşlerinden devleri göndereceğim. Hemen ardından koruyucu. Tekliği dondur. Kralın özelliğine bas. Süper okçuları spamla. Şurada bir duvar kırıcı kullanacağım. Bir duvar kırıcı şurada. Tekliği bir kere daha donduracağım. Zeplini sahaya sürüyorum. Evet tekli cehennem kulesi indi güzel. Koruyucu nereye gidiyor koruyucu gel 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 biraz daha bastım özelliğine. Bütün askerlerimiz hayatta arkadaşlar şahane. Eğer kraliçeli şu kaya saçarı alırsak bir şansımız olacağına inanmak istiyorum. Ee, Kaya saçır. Tek niyetim halbuki Kaya saçarı dondurmakta ama. <laughs> Sol taraf delik mi? Delik derken boşluk mu vardı bilmiyorum. Abi ya beceremedim hemşerim. Yapacak bir şey yok. Güzel keyifli saldırılar yaptık ama 3 yıldız almak bir türlü nasip olmadı. Yani elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yani full süper okçuyla daha nasıl bir saldırı yapılabilir? Gerçekten bilmiyorum, bilemiyorum. <laughs> Bilen birisi varsa da yorumlara yazsın onu da deniriz gerekirse. Hem neyse hemşerim uzun lafın kısası. Sen yeter ki iste hemşerim serisinin bir bölümünü de bu şekilde noktalamış oluyoruz. Maalesef 3 yıldız alamadık. Umarım hoşunuza gitmiştir, keyif almışsınızdır. Şimdilik benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.